Atatürk döneminden günümüze getireceğim. Mavi Vatan'a yine getireceğim. Siz de bahsettiniz Kıbrıs'tan. Mavi Vatan sloganında ya da doktrininde kanımca en önemli unsurlardan biri nedir dersiniz? Ben Kıbrıs derim ama. Ne dersiniz? Mavi Vatan doktrininde Kıbrıs'ı nasıl bir yere oturtursunuz? Malum daha yeni bu hafta 37. Yıl dönümünü kutladık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Bu konudaki ben görüşlerinizi rica ediyorum. Evet. Çok teşekkürler. Sağ ol Ali Rıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bütün sunumlarıma bu iki, işte geçen hafta İtalya'da Trieste'deki katıldığımda da Türkiye'nin Maritime Geopolitics of Turkey diye giriyorum. Türkiye'nin deniz jeopolitiği. Üç tane diyorum şeyi vardır. Center of Gravity. Bir tanesi Türk Boğazları. Bir tanesi Mavi Vatan. Bir tanesi de Kıbrıs. Üç tane. Bugün her Türk deniz subayı adayı, her Türk amiral adayı bununla yatıp bununla kalkacak. Yani bir şey olduğu zaman Türk Boğazı'na etkisine, Mavi Vatan'a etkisine, Kıbrıs'a etkisine. Buradan Mavi Vatan'a geldiğimizde de özellikle Ege ve Doğu Akdeniz ağırlıklı konuşuyorum. Niye? Çünkü Karadeniz'de iş bitti. Orada statüko kuruldu değil mi? 1978'de kıta sahanlı, 86'da MEB'i ilan ettik, imzaladık, barış içinde yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Ama Ege'de ve Akdeniz'de sorun var. Akdeniz'deki sorunda da üç tane unsur vardır diyorum. Onda da birincisi Sevil haritasının reddi. Bu Ege için de geçerli tabii. İkincisi denize çıkışı olan kukla bir Kürt devletinin reddi. Çünkü denize bir kukla Kürt devleti çıktığı anda Mavi Vatan'ı da kaybederiz. Kıbrıs'ı da kaybederiz. Anadolu'yu da kaybederiz. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü niye? Düşünsene derin su limanı olduğunu düşün, sea lift yeteneğini düşün, askeri üs yeteneğini düşün, hava üssü, deniz üssü. Türkiye'yi güneyden kuşatıyor adam. Buna nasıl izin verilebilir? Çözüm süreci adı altında, zamanında bunlar nasıl düşünülmüş? Duydukça kahroluyorum, okudukça. Barzani'nin haritası var, 2013 yılında yayınladı. Adam İskenderun Körfezi'ni tamamen kendi bölgesine koymuş. En önemli bacak tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Orada da Mavi Vatan açısından şöyle özetliyorum. Ne zaman Kıbrıs'a gitsem orada da tabii benden nefret eden büyük bir grup var. Afrika diye bir gazeteleri var. Benim Ayşet'e taşıdı onlar. Yani tehdit ediyor adam yani. Sonun Cem Çakmak gibi olur gibi böyle o çocuğu Cem'in resmini koymuşlar. Altına Cem Gürdeniz yazıyor. Mesaj veriyor herif. Şöyle diyorum onlara, ona çok kızıyorlar. Ana vatan, mavi vatan, yavru vatan bütündür, ayrılamaz. Yani çünkü Kıbrıs'taki askeri çekersek ikinci donanma etkisini kaybederiz. Oradaki 30 bin kişilik kolordu. İkinci donanma etkisi niye? Yunanistan'ın en yumuşak karnı Kıbrıs'tır. Bugün Ege'de bir savaş çıktığında Kıbrıs'ta Türk ordusunu tutamaz. Tutamaz. Orası da bir cephe olur. Tamam. Dolayısıyla bundan çok rahatsızlar. Dikkat ediyorum ben mesela en son kim yaptı? Akıncı yaptı galiba. Türkler eğer işte Avrupa Birliği müdahale etmezse, Batı müdahale etmezse Türkler ilhak edecek. Bir kere Türkiye'nin ilhak etme gibi bir hedefi olmaması gerekir. Çünkü neden? Bağımsız bir Türk devleti, bir ada devleti hem jeopolitik olarak çok önemli. Düşünsene Türk dünyasında ada devleti, Türk devleti var mı? Yok. İlk defa bir ada devletimiz olacak yani, öyle düşünelim. Birleşmiş Milletler'de üye olduğunu düşün. Türk dünyasının bir ada devletinin, bir deniz devletinin. Bunlar çok önemli. Efendim tanıma tanıtma açısından da ben şöyle düşünüyorum. Bir kere artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kelimesine gerek yok. Yeni hedefimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalı. İki devletli çözüm olmalı. 1959-60 sistemi artık tamamen bence ortadan kaldırılmalı. Ve bu görüşmeler olacaksa da kardeşim biz sizle oturalım. Yumuşak bir boşanma olsun bu. Artık bu düşmanlığa son verelim. Çünkü bu sonsuza kadar gitmez bu iş böyle. Çünkü iki tarafta bileniyor. İki tarafta da uçlar oluşuyor. Benim en büyük korkum açıkça söyleyeyim. Adadaki bu Akıncı grubunun, federalistlerin %40'ın üstünde oy alması bende şöyle bir endişe oluşturdu. Tayvanlaşma olabilir mi? Yani Türkiye'yi tehdit ve rakip görme gibi. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bugün Tayvan resmen daha geçen hafta Amerika'dan Mark 48 torpidoları, yeni helikopter
helikopterler, yeni uçaklar için anlaşma. Çin tabii hop oturup hop kalkıyor adamlar. Onlarınki tabii daha farklı. O Çin'in ayrılmaz parçası görüyor. Ben öyle demiyorum. Türkiye'nin garantörlüğü olmalı, bağımsız bir devlet olmalı ama Türkiye ile çok güçlü bir stratejik ekonomik işbirliği anlaşması, bir SEİA gibi bir anlaşma olmalı. Türkiye orada üstlerini kurmalı, hala kurmadı, hala anlayabilmiş değilim yani. Neticede orada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu zaman kimse tanımasa bile hiç önemi yok. Türkiye'nin tanıması, Türkiye'nin orada serbest ticaret bölgeleri, ziraat üretim alanları, efendim sanayi bölgeleri kurması, bugün Türkiye dışları eğer başında bu hedefleri koysaydı, burada sadece turizm yani otel ve kasino ve de eğitim yatırımları dışında ziraat yatırımları yapılsaydı, organik tarım gibi, çünkü çok iyi bir kuşak orası biliyorsun. Efendim orada sanayiye yatırım yapılsa, ben mesela hep bazen söylüyorum ya, eğer bile Kuzey Irak'a Amerika'nın teşvikiyle Türkiye'nin burjuvasinin yaptığı yatırımların onda birini biz Kıbrıs'a yapmadık. Eğer bile hatırla 2000'li yılların başında ne diyorlardı? Efendim küçük bir Paris doğuyor diyor. Orada her şey açıldı. Oteller, şunlar, Hilton bile açıldı. Ama şeyde yapılmadı. Kuzey Kıbrıs'ı bence mesela Mersin gibi, Çukurova gibi çok güçlü bir sanayi, ziraat bölgesi var. Ya ada kaç milinde ya? 80 milinde değil yani. Ve buraya normalde Türk iş adamlarının, Türk sanayinin, Türk ziraat altyapısının akması gerekirdi. Akmadı. Bunu devlet yapmadı. O yüzden eleştiriyorum devleti. İnşallah bundan sonra bu rotaya girilir. Çünkü nüfusumuz 100 milyona dayanacak. Su ve ziraat en kritik alan olacak. Ekonominin büyümesi lazım. Enerji taleplerimizin karşılanması lazım. O yüzden Kıbrıs son derece önemli bir alan olarak karşımıza çıkacak. Önemi arttıkça Türkiye'den ayrılmak isteyenlerin, Türkiye'nin etki alanında uzaklaşmak isteyenlerin de artacağını bilelim. Oradaki propagandayı görelim. Bugün Kıbrıs'ta devleti koruyan tek bir kanun yok. O yüzden ben bir makaleme şey yazmıştım onların. Vatana ihanet demokratik hak mıdır? Adam kalkıyor Türkiye'ye sövüyor, Ralf Denktaş'a sövüyor, devletine sövüyor. Kimse bir şey yapmıyor. Bugün sendikalar, öğretmenler maalesef bu yönde. İnşallah bu yeni seçimle neydi, Ersin Tatar hükümetiyle bir değişiklik olur diye ümit edelim. Öyle mi?